İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Ermeni sorunu, soykırım ne zaman bitecek? İnternet raporu, Türkiye işgal altındaki Batı Ermenistan'da dahil yine özgür olmayan ülkeler arasında. Cavak, Nintsominta, Ermenistan Cumhuriyeti ana yolunun bir bölümünün inşası tamamlandı. ABD, Suriye'nin petrol bölgelerinde askeri üsler kuruyor. Türkler tarafından Süryanilere karşı uygulanan soykırım anısına Almanya'da bir anıt dikildi. Birleşik Arap Emirliği, Orta Doğu'da en büyük savunma birliği kuruyor. Çin Halk Cumhuriyeti'nde bir Ermeni sergisi açıldı. Batı Ermenistan. Bu kararda önemli olan belgedeki 1915'ten 1923'e kadar diye belirtilen süredir. Bu, yerli Ermeni halkına karşı uygulanan soykırımın 1920'de müttefik güçler tarafından tanınan ve 10 Ağustos 1920'de Sevr Antlaşması ile imzalanan Ermeni Devleti'nin topraklarında devam ettiği anlamına geliyor. Armenak Abrahamyan, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı. Soykırım ne zaman biter? Beklenen cevap, cinayetler bittiği zamandır. Nazi soykırımının, kitlesel imha kamplarının kurtarılması, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesi veya bazen de Nürnberg mahkemeleriyle bittiği söylenir. Her durumda Nazi soykırımı evrensel olarak ve hatta faili tarafından bile kabul edilen tarihsel bir gerçektir. Kamboçya'daki daha güncel soykırımın da sorumlulardan hesap sorulmamakla birlikte sona erdiği açıktır. Ruanda'daki soykırımın da sona erdiği söylenebilir ve faillerine uygulanacak cezai yaptırım süreci devam etmektedir. Ancak diğer bazı soykırımlar veya soykırımsal eylemler kabul görmemiş, cezalandırılmamış, bilinmemiş veya tamamen reddedilmiştir. Bazılarına göre Amerika'daki Kızılderili halkının yok edilmesi bu kategoriye girmekte ve bu sürecin farklı biçimlerde devam ettiği tartışılmaktadır. Sorunun soykırım ve Holokost çalışmalarında daha yakından incelemeye ihtiyacı vardır. Bu bildiride bunu yapmak niyetinde değilim. Benim ilgilendiğim 20. yüzyılın ilk soykırımı olan kimilerine göre Hitler ve Nazi Partisi için Yahudileri, Romanları ve diğer etnik ve sosyal grupları Avrupa'dan silmek için bir model oluşturan Ermeni soykırımı olacak. Makalenin tamamını web sitemizden okuyabilirsiniz. Freedom House'un internette Özgürlük 2019 raporuna göre Türkiye geçen yıl olduğu gibi bu yılda özgür olmayan ülkeler arasında yer alıyor. Rapor Haziran 2018 ve Mayıs 2019 tarihleri arasında 65 ülkeyi internet özgürlüğü açısından mercek altına alıyor. Türkiye yine özgür olmayan ülkeler arasında. İnternette Özgürlük 2019 raporu 65 ülkeyi özgür, yarı özgür ve özgür olmayan şeklinde 3 ayrı kategoride sınıflandırıyor. 100 puan üzerinden 37 puan alan Türkiye, bu yılda geçen yıl olduğu gibi özgür olmayan ülkeler kategorisinde yer alıyor. Türkiye ile aynı kategoride olan diğer ülkeler şöyle: Azerbaycan, Myanmar, Belarusya, Tayland, Kazakistan, Rusya, Venezuela, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan, Özbekistan, Sudan, Vietnam, Küba, Suriye, İran ve Çin. Cavahkı Ermenistan Cumhuriyeti'ne bağlayan Ninosminta Ermenistan Cumhuriyeti Karayolu'nun Orlovka köyünden Ermenistan Cumhuriyeti sınırına kadar olan yaklaşık 15 kilometrelik kısmının restorasyon çalışmaları tamamlanmış durumda. Ninosminta Orlovka'nın ikinci bölümündeki çalışmalar henüz başlamadı. Ekipmanı getiren işçiler asfaltlamanın birkaç gün önce tamamlandığını söylüyor. Ninosminta şehrinden Orlovka köyüne kadarki ikinci bölümün 7498 metrelik yolun restorasyonu da gerçekleşecek. İş garantisi 2 yıl olan kazanan şirketin çalışmaları bitirmesi için 11 ayı bulunuyor. Rusya Federasyonu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye Arap Cumhuriyeti'nin petrole zengin Deir ez-Zor eyaletinde Şam'ın iznini almadan gerçekleştirdiği askeri operasyonlarda harcadığı paranın maliyetini dengelemek için iki yeni askeri üs inşa etmeye başladığını ifade etti. Daha önce medya kuruluşları ABD Silahlı Kuvvetleri'nin
Deir ez-Zor'da askeri üsler kurmaya hazırlandığını bildirmişlerdi. Türkiye'nin resmi Anadolu Ajansı'na göre ABD, Suriye'nin büyük petrol sahası olan El-Ömer'in kendi askeri tesisiymiş gibi kullanıyor. Almanya'da yaşayan Süryaniler 1915 yılında Osmanlı Devleti'nde Süryanilere karşı uygulanan soykırımı anmak için Polhem'de Gizin şehri yakınlarında bir anıt diktiler. Belediye konseyi soykırıma adanan bu anıtın dikilmesini oy birliğiyle kabul etti. Gizin Belediye Başkanı Udo Schöfman bir konuşma gerçekleştirdi. Belediye Başkanı yaptığı konuşmada bugün çok önemli bir gün. Bu anıtı benzer olayların bir daha asla olmaması için dikiyoruz. O dönemde ölenlerin anısına saygıyla eğiliyoruz. Herkese uzlaşma çağrısında bulunuyoruz, dedi. Birleşik Arap Emirliği'nin Silahlı Kuvvetler Komutan Yardımcısı olan Abu Dhabi Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan yaptığı açıklamada Orta Doğu'daki en büyük savunma gruplarından birini oluşturmak için Birleşik Arap Emirliği'nin 25 devlete ait ve özel şirketleri bir araya gelecek. Oluşturulacak bu yeni holding Edge adıyla anılacak. 22 özel şirketi devlet şirketleriyle birleştirecek olan bu yeni oluşumda 12 bin kişinin çalışacağı tahmin ediliyor. Edge'in yeni lideri, şirketin Birleşik Arap Emirliği Silahlı Kuvvetleri'nin yerel tehditleri bertaraf etmede gereken hem yazılım hem de ekipmanı hızlı bir şekilde edinmesine yardım etmek olduğunu dile getirdi. Edge Genel Müdürü Faysal Al-Banayi, Edge'in hedefinin Birleşik Arap Emirliği'nin kendini savunma konusunda egemenlik fırsatını güvence altına almak ve aynı zamanda son varil petrolün sona erene kadar ekonomiyi geliştirmek olduğunu ifade etti. Yoterort. Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Müzesi'nde bir Ermeni sergisi açıldı. Bir Lurer Ayem'in aktardığına göre etkinliğe Şirak bölgesinin Pemzaşen Topluluğu Başkanı, Rusya Federasyonu Çita bölgesinin Ermeni topluluğu temsilcileri, Çin'deki çeşitli müzelerin yöneticileri katıldı. Konuklar etkinlik sırasında Ermeni-Çin ilişkileri hakkında konuşmada bulunmuş, halkların daha İpek Yolu döneminden başlayarak başarılı bir şekilde işbirliği yaptıklarını vurgulamışlardır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Van adlı folk topluluğundan Tebi Van adlı eseri sunuyoruz. Serinin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.